Merhaba efendim. Yalks maks. Yalks. Kendinize zorla alkış satın. Oy evet. Çok iyi ya. Bende de var bak. Sen niye aldın? Bir oy bir oydur diye düşünün. Programda çok fazla yalana ihtiyaç duyacağız biliyorsun. Kesinlikle evet. Yılanlar Yarışıyor isimli yeni formatımızı sizlere Melikşah'ımız bir anlatsın bakalım. Bir yıl boyunca yıllar yılan yaptık. Çok eğlendik. Ve bu sezonda artık biraz yılları tükettiğimizi düşünerek bambaşka bir formata yelken açalım dedik. Burada da yılanlığı elden bırakmayarak yine formatta yılan imgesini koruyarak daha eğlenceli bir formata geçtik. O da bir yarışma formatı gibi. Aslında klasik bir münazara formatı. O da nedir ki? Liselerde zorla genellikle edebiyat öğretmenlerimiz tarafından ittirildiğimiz bu münazara, o gergin münazara atmosferine hakim olanlar vardır. Ben mesela okulun münazara takımındaydım ve epey de mağlup olduğumuzu hatırlıyorum. Ama mesela biz şöyle şeyler sanmadık işte uzaya maymun göndermek etik midir değil midir falan gibi. Yılanlar Yarışıyor'un konsepti temelde aslında şu önümüzde görmüş olduğunuz nedir bunlar? Fanus mu? Küvez? Şekerlik. Önümüzdeki kuverler. Asla adını bilmediğim bu tatlı tontiş şeylerde 3 tane 3 farklı kategori var. Sinema, müzik ve popüler kültür. Bunlardan birer tane cümle seçip kim seçtiyse iki takım kaptanıyız biz. Ve iki konuğumuz oluyor her bölüm. Ay berbat anlatıyorum. Evet, ne daha hayırlısı. İnanılmaz. Şu ana kadar bir şey anlayabildiniz mi? Münazara oldu ama açık yani. Ya sonuç itibariyle burada bazı şeyler savunacağız biz. Buradan çıkan sonuçları. Bir dakika dur, son bir şans. Olay şu, Gaye ve ben iki ayrı takımda birbirimize karşı mücadele veriyoruz. Sürekli. Takım arkadaşlarımız olacak her bölümde. Bu konuklarımız bize eşlik edecek bu savunmalarda. Atıyorum müzikten rastgele bir kategori seçtim ben. Ve bana çıkan ifadeyi olduğu haliyle savunmak zorundayım. Ve karşı takım da tam tersini savunmak zorunda. Klasik münazara formatı. Kolay bu. Fakat toplamda iki grubun da üçer joker hakkı var. Nedir bu joker hakları? Elbette ki bir pas geçme hakkı. Bir diğer can alıcı jokerimiz ise karşı tarafa savundurtma. Yani çıkan şeyi ben bu cümleyi bu savunsun ben karşısını savunayım şeklinde. Aynen. Bir joker hakkımız. Üçüncü joker hakkımız ise delice pas geçmek isteyip pas geçme hakkımızı çoktan kullandığımızda başvuracağımız şurada görmüş olduğunuz ceza kartları var. Bu ceza kartlarından birini çekip bu cezayı uygulayabilirsek hak kazanacağımız bir pas hakkı. Ellerinizde simalarımızın yer aldığı ve inanılmaz bir şekilde benim Murat Boz personamla yer aldığım Gaye Suyumuz'un da Alman bir teyze olarak aranızda katılıyor. Yazlık komşunuz formatında, Mari formatında yer aldığı yüzlerimizi her turun sonunda bizlere doğru döndürerek yani kimin kazandığını düşünüyorsanız. Berbat anlatıyorsun gerçekten. Arkadaşlar, gerçekten bunu da mı ya? Evet. Kim daha iyi savunduysa sizce o ifadenin ne kadar saçma olduğunu umursamadan savunduğunun kendisine bakalım lütfen. Ha evet arkadaşlar mesela gidip de orada mantığınızı kullanmayın yani mantık burada savunmadır evet. Olay. Çünkü mesela bazen bir cümle çok mantıklı ve zıttı aşırı mantıksız ama burada bizim bakmamız gereken o kişinin ne kadar iyi argümanlarla bu saçmalığı savunabildiği gerçeği. O yüzden hangi kelleyi kaldırırsanız o kelle sizce kazanan evet. Takımdır. Ve arkadaşlar yani bu gecenin galibi ne siz belirliyorsunuz? O yüzden size dev bir sorumluluk düşüyor. Lütfen bu sorumluluğa uygun hareket edelim. İttici oluyor daha geçen başta. Ben kaybettim. Şimdiden 20 kişiyi falan kaybettim. Konuklarımızı davet edelim. Konuklarımız Kısmet Show'dan çok yakından tanıyabileceğiniz iki adet müthiş stand-up. Stand-up dünyasının yön veren adeta. Stand-up reisler diyebilir miyiz? Ağzı laf yapan olduğunu düşündüğümüz. Doğru zeki. Muyum? Zeki. Zeki, çevik. Ve akıllı. Başarılı. Alkışlarınızla Deniz Göktaş ve Deniz Alıntemiz. Hoş geldiniz efendim. Şimdilik öyle evet, oturun ama az sonra gruplarımız belli olacak. Hatta hemen belli olsun. Yazım turama. Ve kimi almak için? Deniz Alıntemiz'i almak için mesela yazım turama diyelim. Ben... Veteran bir isim olduğu için. Ben yazı diyorum. Yazı. Tamam aynen böyle bozmuyoruz. Ha, böyleyiz. Tamam süper. Çok iyi. Şöyle oluyor savunma işi. Herkesin ikişer dakikası var. Ve bunları da bir egg timer'la belirliyoruz. Her ve... şey gördüğünüz gibi çok profesyonel. Evet. O zaman önce... Hangisinden başlıyorum? Var mı İstediğin. Bir? Çok iyi. Müzik, sinema, popüler kültür. O zaman ben bir tane müzik seçmek istiyorum. İzninizle. Hadi bakalım. Radiohead, Beatles'tan daha iyi bir gruptur. Bunu ben yazmıştım.
Radiohead Beatles'dan daha iyi bir gruptur. Zor bir savunma. Şöyle güçlerimi bir toplayayım. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar şimdi çok açık bir şekilde şunu söylemek istiyorum sizlere. Radiohead her şeyden önce dünyanın duymuş olduğu en orijinal müziklerden birini icat eden bir gruptur. Bence bu konuda zaten hemfikirizdir diye düşünüyorum. İngiltere'nin dünyaya bahşettiği çok nadide bir grup Radiohead. Neden diyeceksiniz? Baktığımız zaman diskografisine Pablo Honey ile açılış yaptılar diye hatırlıyorum. Hemen ardından Band, ondan sonra OK Computer ve daha sonra bir külliyatla günümüze kadar ölmeden hayatta kalabilen bir grup. Şimdi her şeyden önce bu çok önemli bir başarı. Doğru mu? Hayatta olmaları bir kere başlı başına bir başarı. Onca yani 90'ların sillesini yemiş, efendim sex, drugs, rock and roll gibi bir yoldan geçip günümüze kadar gelip hele bir de şu an hala üretebilen sevgili Thom Yorke'u buradan saygıyla evet, anmak istiyoruz. Thom Yorke'umuzun da en son çok güzel işlerine şahit olduk. Kendisi hala gelmiş 1000 yaşına ama üretmeye, yaratmaya, yakışıklı olmaya devam etmekte. Beatles'a gelecek olursak yani evet iyilerdi. Yani yalan yok. Kötüydü asla diyemeyiz ama arkadaşlar Beatles'ın bakın şöyle bir sıkıntısı var. 1960'lardan yola çıkarak ne kadar kısa bir sürede müzik yapabilmiş olmaları bile bakın bu cümleye de çok güvenerek girmiştim. 1960'lardan yola çıkıyorlar ve gerçekten oldukça kısacık bir sürede müzik yapabiliyorlar ve ardından ölümler baş gösteriyor. Zaten bir kısmı Hindistan'a gönül bağlıyor filan. Böyle bir kafalar karışıyor. Dolayısıyla yani baktığımızda tabii ki Radiohead'in o yıllara yayılan kontrastlarla dolu sanat yaşamını biz Beatles'ta pek göremiyoruz. Bir standartları var, yok değil. Yani o konuda hepimiz hemfikiriz bence. Ama işte yani bu işler öyle saçları öyle kesmekle falan olmuyor tabii ki. Yani şeklimize de dikkat ettiğimiz kadar müziğimize de tabii ki sistematik olarak dikkat edebilmemiz gerekiyor. Yani ben bütün bunları böyle bir topluca baktığımda Radiohead'in kesinlikle Beatles'tan çok daha iyi bir grup olduğunu, kah ürettikleri albümlerle, kah dünyaya verdikleri elektronik müzik ve rock müziğin birleşiminden oluşmuş hibrit müzikleriyle müthiş işler yaptılar. Bakın sadece bu da değil. Klipleri, video klipleri inanılmaz iyiydi. Birçok şekillerde kendilerini gördük. Mesela işte animasyonlarda, efendim mesela Exit Müzik diye bir şarkı yaptılar. Yani mesela bu bile başlı başına kaç saniye var? Acaba ne türde bir 2 dakika diye baktım. Thom Yorke bir masal bence. oku oku bitmeyen, bak bak sönmeyen bir güneş gibi geliyor. Sureti özellikle. Bir Ringo Starr'la efendim bir Thom Yorke bir tutulabilir mi? Asla. Önce insan olabilmek ya. Yani, ilk başta ben insanlığı öne koymak gerektiğini düşünüyorum ve bu grup sadece insanlığıyla değil, dediğim gibi 30 yıl boyunca devam eden musikisiyle de gönüllerimize tat kurdu. Eminim şu an burada herkesin müzik listesinde bir Radiohead vardır ama Beatles var mı? Yeah. Çünkü artık eskidi, artık miladını doldurdu. Böyle. Artık bir vakit bitsin mi? Ben yanlışlıkla sana bir 5 dakikaya kurdum gibi geçti. Bir dakika, gerçekten bitmedi mi? Bence çalışmıyor. Tuhayan sayısı var gibi. Öncelikle bak takım şimdi arkadaşım az önce bana Radiohead tek kişi mi diye sordu. O yüzden bence çok doğru bir takımız. Radiohead'i karalama konusunu. Başlatmamışsın, evet başladı. Yangay Suya tabii ki İnsan katılmak istiyor bazı söylediklerine özellikle. Ama insanları yaşıyla ilgili vurduğu noktada tabii ki ben burada herkesi biraz vicdanlı olmaya davet ediyorum. Çünkü insanların ölü olmaları onların daha değersiz bir müzik yaptığı anlamına asla gelmiyor. Yani tüm dünya böyle biliyor diyebiliyorum. Ayrıca bir de kötü bir haberim var. Paul McCartney hayatta aslında. Beatles tam anlamıyla ölmüş değil. Ama ne ölmüş durumda biliyor musunuz? Radiohead'in yaptığı müzik. Artık çünkü günümüzde Radiohead yani öyle bir grup ki Thom Yorke
hakkında konuşuyoruz. Yani Thom Yorke kendi kariyerine, kendi kendine şarkılar çıkarıyor, bir şeyler yapıyor. Filmlere beste yapıyor ki genellikle bir grup performansının geldiği son noktada artık yani birilerinin filmlerine müzik yapmaya başlarsın. O yüzden de yani Red Wet için tehlike çanlarının çaldığı bir dönem diyebiliriz. Ama kim için böyle bir tehlike arz etmiyor tüm dünya? Beatles için. Çünkü zaten ölümsüzler, Rene olmaz, ölmezler. Temel kural. O yüzden Beatles yani hani sadece bir dönemde kaldı gibi bir şey inanmıyorum. Tabii ki burada Spotify'larınızda deli gibi Beatles dinlemiyorsunuzdur belki. Çünkü Beatles zaten gittiğiniz her yerde, duyduğunuz her seste artık yani onu ekstra açıp da player'dan show yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama tabii ki Radiohead hani ne bileyim bir karaoke grubu olarak tabii ki hani belli bir başarı. Hani creepy falan bir söylersin çıkıp karaoke'de. Ama tüm gece hangi konsept altında geçer genelde? Beatles. Yani Beatles şarkılarıyla dolu karaoke geceleri yani çok şey dilere destandır diyebiliyorum. 3 saniyem kaldı içinde yani zaten savunmaya bile ihtiyaç olmayan bir konuyu savundum. Karşı argümanım yok ama şey ekstra sizin söylediğinize bir takım şeyler buyurun koymak istiyorum. Mesela Beatles'da yine beni Radiohead'le karşılaştırdığımızda Radiohead'in gözümüze sokmadığı şeyler onların özel hayatları. Mesela Yoko Ono ile olan muhabbeti John Lennon hepimizi bir noktada bıktırmıştı. Radiohead daha profesyonel işiyle ev hayatını ayıran, mesela Thom Yorke'un manitası kim bilmiyoruz. Öldü. Öldü mü? Hadi ya. Benim diyeceklerim var. Müzikten çok anlamıyorum ama daha da yaşım çıktı grupların ikisine daha kim değilim. Ama birkaç argümana karşı cevap vermiyorum. İlk Deniz'in dediğiyle başlamak istiyorum. Bir kere insanlar Yoko Ono mevzusuyla falan ilgilenmesinin sebebi Beatles'ı kendi ailelerinden gibi görmeleri. Yani o kadar çok seviyorlarken ne olmuş, niye ayrıldı, araları niye kötü? Ve diğer mevzuya gelirse Thom Yorke, ya sürekli Thom Yorke'dan bahsedildi. Karşı tarafta başka isimler geçiyor. Melik Şahıs olma sebebim oydu yani benim. Tek kişiden bahsediyorsa grup diye geçiyor Radiohead ama sürekli Thom Yorke yani ne kadar doğru. Giderek bireyselleşen çağımıza bence dayanışmayı bize Beatles her zaman hatırlatıyor. Dayanışma tabii çatışmalar da içerebilir ara ara. Ayrıca öldürülmeli konusunda yani demek ki doğru bir şey söylüyorlarmış ki. Öldüler ve öldürüldüler. Ayrıca Beatles çok halktan bir grup yani bir gün yolda dolaşırken görebilirsiniz. Bir trafik ışığında belki. Teşekkürler. Konuşulanlar konuşuldu, söylenenler söylendi. Artık söz değerli izleyicilerimizin. Değerli halkımızın o hassas kantarında. Arkadaşlar 3 deyince raketler kalksın. Onu vuruyorum ben. 1, 2, 3. Her şey olabilir sanki gibi ya. Sanki Kerem'cim önde gibi. Kimse yok. Bir arkadaşımız sayıyor. Bir süre kalabilirse. Görelim kimin kazandı. Vay be! Kardeşim helal olsun. Teşekkür ederiz. Biz de bir sinema çekelim madem öyle. Yok bu kadar çok var ya. Evet. Yok ya. Oku bakalım. Hiç okumadan pas geçme hakkı mı? Ha oku. Ahmet Kural'la Murat Cemcir ikilisi. Metin Akpınar ve Zeki. Kapa. Evet. Gerek yok. peki. Özcan Deniz yaptığı başarılı filmlerle artık Özcan Deniz sineması diye seçkin bir dil oluşturmuştur. Şimdiden bir oyla. Ne yapalım girelim bir şekilde. Başlamak ister misin? Tamam başla. Özcan Deniz'i gözümün önüne getirmeden nasılsın? Konsantre olabilirim. Özcan Deniz'in Türkçe dublajını düşünüyorum. Ön yargılar. Özcan Deniz 90'lı yıllarda hayatımıza girmiş. Bir şarkıcı türkücü kisvesi altında prestij müziğe en parlak günlerini yaşatan kendi müzikal kariyerinde önemli başarıları imza atmış bir birey olarak sinemada ben de varım diyerek Ya Sonra adlı ilk filmini ortaya koymuş bir yönetmen bireydir günümüzde. Ben açıkçası ön yargılı bir insanımdır ve bu adamla mı film çekiyor artık yani ne noktalara geldi sinema ya falan gibi bir bakış açısıyla tabii ki Ya Sonra filmini izlememeye karar vermiştim. Sonra da başrolü Özcan Deniz'le paylaşan değerli arkadaşım Deniz Çakır arkadaşımızın varlığı nedeniyle bu filmi izlemek noktasına gelmiştim. Bir kez daha anladım ki ön yargı demirden bir yumruk gibi insanların var edilmeye çalışan kariyerlerinin boğazına doğru yumruklandırılıyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya Sonra bayağı eli yüzü düzgün bir romantik komedi olarak gayet başarılı bir film. Son derece iyi bir rejisi var Özcan Bey'in.
Ve Yasuhane ile kalmadım tabii ki. Sonraki filmlerini de takip edeyim dedim. Hatta yakın arkadaşım, ismini vermeyeyim, o da bir oyuncu yönetmen olan bir yakın arkadaşım diyeyim. Kendisiyle Ozan Deniz'in her çektiği filmi sinemada izlemek gibi bir eğlencemiz olmuştu. Ve Evim Sensin adlı filmini izlediğimde şurama bir şey diyeyim ben. Ya Fahri Hanım ne yapıyorsunuz diye şurama bir şey diyeyim ben. Onun için Ozan Deniz yine çok iyi. Sonra Sevimli ve Tehlikeli olsun. Sonra çektiği Su ve Ateş olsun. Elementlere dair filmleri olsun. Yani kesinlikle bir sinemayı yalamış yutmuş ve filmlerinde de Kubrick'e selam çakmış. Bunu da gazete röportajlarında beyan etmiş bir birey olarak. Bence neden olmasın ya? Yani hani popüler sinemada yaptığı filmler yarım milyon üzerinde izlenen her çektiği film gayet başarılı, yetenekli bir yönetmen. Konu Özcan Deniz olduğu için zaten konuşması kolay, uzun bir konu. Melikşah'ın dediklerine katılıyorum. Kesinlikle sinemasal yapıtları yatsınamaz. Ben yakından takip etme fırsatı bulamadım. Sadece benim burada karşı çıkabileceğim şey şu olabilir. Hani seçkin bir dilden bahsediliyor. Belki Özcan Deniz'in sinema anlayışını seçkin bir dile sokamayabiliriz gibi düşündüm. Yoksa tabii ki filmler çekmesi güzel. Hani düşündüm ki... Evet, yani hani ilgilenmesi çok hoş. Sürekli olarak görüntüsünü filme göre değiştirmeye çalışması, gittikçe yani o ilerideki rollerine doğru kendini adeta yeniden bir heykel gibi şekillendirmesi. Bunlar bir sanatçının yolculuğunda çok önemli şeyler. Şöyle bir şeyim var ayrıca Özcan Deniz'le ilgili. Ayrı bir şey, yani sinemasının dışında bir parantez açmak istiyorum. Öncelikle uzun bir süre Türkiye'de kadınların gönlünde taht kurmuş, hatta bir benchmark oluşturmuştu. Kardeşim sen zıttını savunuyorsun. Hayır, ben gömmeden savunmaya çalışıyorum. Özcan Deniz'in hakkını vererek savunmaya çalışıyorum sadece. Benim yapmaya çalıştığım... Var diyorsun. Peki, var tabii ki. Çünkü yani hani mesela yine bir prestijden çıkan bir sinemacı olarak Mahsun Kırmızıgül'ün filmleriyle bence karşılaştırabiliriz diye düşünüyorum. Bu noktada mesela hangisi daha seçkinde? Sanki Mahsun Kırmızıgül'ün bir burun farkıyla önde olduğunu söylemek doğru olur diye düşünüyorum açıkçası. Mahsun Bey'in burnu öyle bu arada aslında. Ben de sinemayla ilgilenen biri olarak burun üzerinden bunu konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ve çok iyi. O Melikşah Bey'in esprisi. Yani. Müdahale etme. Şey, müdahale edeyim. Az önce siyah yaptığın espri. Melikşah da Deniz'de çok iyi savundu. Özcan Deniz sinemasının ne kadar iyi olduğunu. Bana çok söz kalmadı ama biraz ekleyeyim çünkü yarışma. Burada bir sürü insan gelmiş bir şey. Ya Özcan Deniz sineması deyince mesela benim aklıma bir imaj geliyor. Hepimizin aklına bir şey geliyordur. Bir kadın, bir erkek, bir afişte. Mutlular mı, mutsuzlar mı belli değil. Bu önemli bir şey gerçekten. Kaç tane böyle film sayabilirsiniz bilmiyorum. Beynin parmaklarını geçmez. Ayrıca müzikte gayet başarılıyken gerçekten elini şeyin altına koydu. Kaşımız bunu yapıyoruz. Kaşın altına koydu. Bu konuda da hakkına verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi şey üzerinden de gitmeyelim yani. İşte kaç kişi izlemiş, işte bizim gibi insanlar izliyor mu izlemiyor mu buradan değerlendirmek doğru değil. Mesela Kubrick'i hepimiz severiz ama selam vermek de sinemada önemli bir şey. Kubrick geri dönmemiş selamına. Bu ülkenin belli bir kültürü, belli bir anlayışı var. Her şeyi sadece kameralar, doliler falan üzerinden konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Bu kadar diyecektim. Biraz da sessiz kalarak saygı duyuyorum. Arkadaşlar, güldük, eğlendik. Artık biraz da gerçekler demek istiyorum. Biraz da gerçeklerin acı yüzü. Deniz arkadaşımız aslında çok tatlı bir dokundurma yaptı az önce ama karşı grup tabii ki bunu anlamamazlıktan gelerek olayı biraz kendi tarafına doğru çevirdi gibi geliyor bana. Keza Deniz Bey, Özcan Deniz sinemasını, bakın tırnak içinde, Mahsun Kırmızıgöl sineması, Kırmızıgöl hatta sinemasıyla kıyasladı. Evet, bunu yaptı çünkü çok haklı. Ve tabii ki Mahsun Kırmızıgöl sinemasının çok daha iyi oldu sonucuna ulaştı. Yani buradan olayın vehametini lütfen siz anlayın. Ve bu seçkin sinemanın ne demek olduğunu kendi böyle bir başınızı ellerinizin böyle önüne bir alıp bir düşünün. Ortada çok açık bir gerçek var. Ortada bir sinema yok. Deniz de yok. Bir Özcan var sadece. Dolayısıyla tabii ki bu güldük eğlendik ama gerçekler çok acı. Hepiniz de bu gerçekleri biliyorsunuz bence. Kubrick'in olduğu yerde ancak ismini ağzına alabilir diye düşünüyorum. Başka da herhangi bir şey olamaz kendisine. Bir alkış alayım. Peki o zaman artık oylama için. Buyurun. Buyurunuz. Bam.
Biliyoruz. Hayda. Bence burada gizli bir şey var ya. Yüzünü minikşan yapıştırıp artık hani öyle der. Ben değerli dostum Deniz Göktaş'ın simasını görüyorum o pankartlarda. Daha çok. Demagojide üstünüze yok. Helal olsun. Ben de galiba sırrım. Popüler kültür çekiyorum ve bakalım neyi bilmediğim ortaya çıkacak. Çok iyi. Paslamamaya da gerek yok gerçekten. Birbiri ardına açılan lokmacılar iflas etmeye mahkumdur. Çok net. Bunu lokma bizden bir şey. Açıkçası birbirinin ardına açılan lokmacıların iflas etmesi en çok bizleri üzmeli diye düşünüyorum. Burada bir gerçekten bahsediliyor. Bu bir iddia değil. Çünkü ben yani lokmacılar daha açılırken lokmacı işi batıyor diye Pegasus Airlines'ın dergisinde okudum. Yani. Pegasus da çok trendleri hızlı takip eden, özellikle haber atlatabilen bir dergi değil. Yani o yüzden demek ki yani ben lokmacıların açıldığıyla iflas ettiğinden aynı anda haberim olduğuna göre bu gerçekleşiyor demektir. Evet. Burada lokmacıların da bu durumdan rahatsız olduğu belli. Çünkü sürekli kendilerini güncellemeye çalışıyorlar. Çikolataya bandırıyorlar, içine bir şey sokabiliyorlar. Tanımadığımız bir takım yabancı tatlarla birleşip füzyon olarak tekrar karşımıza gelmeye çalışıyorlar. Bunların hepsi lokmacılığın iflas ettiğinin, günümüzde iflas ettiğinin bence çok önemli kanıtları. Yani tabii ki bunu kurtarmak için bir şey yapılabilir. Yani ne yapılabileceğini bilmiyorum çünkü lokmacılar her şeyi denemiş durumdalar. Yani. Geçerken zorla birbirimizin ağzına lokma atabiliriz, öyle bir şey olabilir. Ama en önemli olan şey ve gerçek olan şey ki ne yazık ki günümüzde lokmacılar birbiri ardına iflas ediyor, etmektedir. Buradan bütün lokmacılar adına kalan süremi de ben de bir saygı duruşu olarak kullanmak istiyorum. 20 saniye. O zaten 27. 20 saniye bir lokmacının açık kalma süresi. Ya bunu her fırsatta söylüyorum. Lokma sektörü falan konu açıldığında. Lokmalara dair büyük bir ön yargı var. Çoğumuz denemekten bile korkuyor çünkü seveceğimiz kesin. Ya künefe sevildi, baklava sevildi, katmer sevildi, lokmanın sevileceği kesin, içine çikolata basılıyor. Şeker varsa mutluluk vardır. Şu an bir ön yargı var, Deniz'e o konuda katılıyorum. Biraz ekonomik açıdan zorluklar yaşıyor lokmacılar. Ama çikolata konusunda Deniz tamamen bir saptırmaya gitti. Çikolata en baştan beri var yeni dalga lokmacılarda. Çikolata dolguyla başladı zaten lokmacılık. Ben lokmanın kült bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Yani Aşk-ı Memnu da ilk çıktığında belli çevreler tarafından izlenmedi, tukaka edildi. Ama şu an herkes dönüp hala YouTube'da Aşk-ı Memnu izliyor. Ben lokmanın da aynı değeri geri elde edeceğini düşünüyorum. Hala görüyoruz lokma. Yani direkt somut bir şey var. Bugün buradan çıktığımızda hepimiz çıkacağız. Kadıköy'de bir dolaştığımız etrafı hepimizin gözü var. Lokmacıların hala açık olduğunu, hala kapısında sıranın olduğunu görebiliriz. O yüzden çok da uzatmaya gerek yok. Gerçekler ortada ve Kadıköy'de. Çok doğru ya. Hiç doğru değil maalesef. Ben çok teşekkür ederim. Ben bu harikası olmak. Bence alkışlayabiliriz. Yani çok net gerçekler üzerinden konuşacağımız için ben şu an biraz daha rahatladım açıkçası. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bir Kadıköylü olarak bundan yaklaşık 6 ay önce Kadıköy'de benim sayabildiğim 12 tane lokmacı vardı. Şu an bu sayı sadece 1'e indi. Bu arkadaşım bahsettiği yerde orası muhtemelen. Buradan çıkınca hemen soldaki kalan tek lokmacıdan bahsediyor. Biz ona Melikşah'la hatta kendi aramızda kansere bulanmış hamur parçası olarak nitelendirirdik. Evet. Berbat bir şey ve tabii ki de kapanıyor. Kapanmaya da mahkum. Tıpkı simit saraylarının, tıpkı şu mısır falanlarının kapandığı gibi onlar da zamanı gelince hepsi, yani kalan son iki tanesi Türkiye'deki kapanacak. Teşekkür ediyorum. Yani işim zor gibi görünüyordu. Ta ki karşı takımın söylediklerini duyana kadar. Öncelikle simitçiler çok iyi arkadaşlar. Simitçiler New York'ta, simitçiler Paris'te, simitler, simit sarayları, simit dünyaları, simit evrenleri. Bizim ülkemizin namını yedi düvele yaymakla meşgul bu ara. Bunu herkes böyle bilsin. Tıpkı bir şans daha verilirse lokmacıların yapacağı gibi. Lokmacılar New York'ta, lokmacılar Paris'te, lokmacılar Avrupa'nın dört köşesinde neden olmasın?
Çünkü lokma nedir? Lokma bilirsiniz ki hiç kimse burada inanılmaz bir büyüsüne bahsetmedi ama geleneksel bir tatlımızdır. Nedir? Ölülerimizin arkasından dökülür ve ücretsiz şekilde halkla paylaşılır. Böyle biliriz biz lokmayı. Fakat bu nerede olur? Daha böyle hani İstanbul gibi artık bazı duyguların köreldiği şehirlerde değil, duyguların insanları bir arada tuttuğu. Çünkü İstanbul'da değiller sonuçta, bir şeyin onları bir arada tutması gerekiyor o şeylerde. Yanlış bir yere girdim. Neyse sonuçta birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde lokmanın payını atlayamayız. Para karşılığı alıyor olmamız lokmanın manevi hissiyatını köreltmez. Lokma yediğiniz anda ağızda dağılan hissiyatıyla olsun, size verdiği haz ve mutluluk ve enerjiyle olsun, kesinlikle gelenekten evrensele bir köprüdür. Ve günümüzde de bunun pek çok örneğini görüyoruz. Sadece Kadıköy'de hala açık olan en az 3 lokmacı sayabilirim. Ya, sadece oturduğum gerçekten civarda. Bu da gösteriyor ki lokmacılar dimdik ayakta duruyor arkadaşlar. Ve durmalı da, biliyor musunuz? Çünkü Game of Lokma diye bir dükkan gördüm. kesinlikle bazı evrensel çanlar çalmaya başlamış. İstiyorsanız siz de artık yüzünüzü batıya dönün ve lokmaya el ve gönül verin. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet, artık adalet mi desek biraz da? Buyurun. Raketler. Buyurun. Oo. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar siz temaya kalmışsınız ama. İlk puanımızı aldık. Aman yarabbim. Teşekkürler. Hiç, benim simamı göremedim. Hanımefendi, teşekkür ederim size. Demek ki 2-1 gidiyoruz. Ne seçelim? Müzik popüler mi? Kültür. Popüler kültür. Evet. Bir konsere gittiğimizde yapmamız gereken ilk şey story çekip Instagram'a atmaktır. Pas geçebiliriz. Hadi ben geçelim ya. Geçmeyelim ya. Niye savunalım bunu ya? Çok zor. Peki pas. Joker haklarınızı hatırlıyorsunuz bu arada, değil mi? Evet. Yani karşı takıma da anlattırma pas hakkınızı hatırlatmak isterim sadece. Yani bu turda değil ama. iyi fikir, evet. Ben yok, bu yok, turda... Hayır, hayır. Çok iyi fikir. Kendi silahıyla vurulmak olur. Aynen. Kaçın kuralları okuyup yazsaydınız ama böyle bir şey olur mu? Buyurun. Ben bu pas hakkımı kullanıyorum ve kesinlikle ama çok böyle bir şey olabilir mi ya? Neden olmasın ya? Bir konsere gittiğimizde yapmamız gereken ilk şey tabii ki çünkü story çekip Instagram'a atmak. O yüzden bize verilmesine şaşkın. Doğru muyum Deniz? Doğru, doğru. Arkadaşlar, 2020'deyiz. Değil mi? Yani siz bu telefonu kullanıyorsunuz. Akıllı telefonunuz var, Instagram uygulamanız var. Story çeken bir kimsesiniz. Çok sevdiğiniz bir grubun konserine gittiniz. Bunların hepsi olmuyor gibi yapamazsınız bence. Yani hani bunların hepsi oldu çünkü. Ve artık elinizde telefon var ve onun story özelliği açık. Ve karşıdaki grubu kaydediyor. Burada belli başlı sınırlar konabilir. Örneğin tüm konseri çekip yayınlamak gibi bir şey, yani saçmalık. Yani neden konserle aramdaki deneyimi yok edeyim? O yüzden de konserden bir story atıp, vay ben de buradayım. Yok mu ya başka burada olan? Hani yani bu tek, hani bu harika hissi benimle paylaşan. Bir burada bir anıma girmek isterim. Yıllar önce Rock and Coke Festivali'nde bir Beach House konseri vardı. Ve Beach House dinliyordum 7/24 ve Beach House konserine gittim, yalnızım. Ve yani çok güzel bir şey yaşanıyor ve story yok. Ne yapacağım yani, story çekip birinin ilgisini kendime yönlendiremem. Böyle duruyorum. Ve aynı çaresizlikte bir el elime temas etti. İnanır mısınız ki? Benimle aynı hissi paylaştığına inandım. Bir hanımefendi elimi tuttu. Ben de onun elini tuttum. Birlikte el ele bütün konseri izledik. Olağanüstü bir tecrübeydi. Çok duygulandık. Sonunda da öpüşüp ayrıldık. bu da bize gösteriyor ki etiket hiçbir şeydir arkadaşlar. Her zaman her şey olabilir bu hayatta. Ve eğer story olsaydı kimin elini tutacağımı belki ben seçebilirdim. O yüzden lütfen arkadaşlar story'nin önemini yatsımayın. Bir konsere gittiğinizde lütfen ilk önce şöyle bir kabaca bir konser alanını çekin. Sonra siz yine duyguda kalın yani. O konseri izleyin tabii ki, o tecrübeyi yaşayın. Ama kimin elini tutacağınızı siz kendiniz seçin. Bu hanımefendi de beni izliyorsa lütfen beni bulsun. Ben hala dinliyorum. Arkadaşlar yani hiç bu kadar kötü bir savunma yıllardır yaptığımız münazara oyunlarımızda bu kadar kötüsünü görmemiştim. Öncelikle Melikşah kendini sorgulayarak ve en sonunda da savunduğu şeyin tam zıttını savunarak bitirdi. Fark ettiniz mi? Yani story kesinlikle öyle oldu. Hatta şöyle ifade edeyim. Story çekmeyi savunurken storysizlikten bulduğu hanımefendiyle öpüştüğü muhteşem romantik bir an
anını anlattı. Ondan sonra çevirmeye çalıştı. Olmadı, tutmadı filan. Şimdi benim söyleyeceğim şey şu. O kadar bariz bir şekilde son 5-10 senedir izlediğimiz şeyleri kaçırıyoruz ki. Bu story belası yüzünden. Özellikle de bu Instagram çıktıktan sonra hepimizin yani resmen kan doğradı diyebiliriz değil mi? Konserimize de, keyfimize de. Ben hem müziği çok seven hem de müzik yapan biri olarak net bir şekilde story belasının bir sürü şeyi kaçırmamızı sağladığını ve o çöp gibi storylerin bir daha hiç izlenmemek üzere bizim hayatımızdan süreç aldığını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu sadece ben düşünmüyormuşum. En son Portekiz konserinde Madonna bir arkadaşımız gitti. Bayağı artık story çekmesinler diye insanların cep telefonlarını özel bir kite koydurtuyor ve herkes mutlu mesut o konserin içinde o anı yaşayabiliyor. Ya bu müthiş bir şey. Bu gerçekten çok güzel ve bence çok yakın bir zamanda artık sosyal medyayı kullanmadan aktivite yapabilmenin keyfine varacağız. Çok az kaldı bence buna. Tabii ki şu an biz resmen internetin içine doğmuş bireyler olarak bunu hayal edemiyoruz ama çok az kaldı. Bence gerçekten bak mesela şu an hiçbirimizin elinde telefon yok. Bu anı yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Göz göze bakıyoruz. Bakın hanımefendi bana onay veriyor. Çünkü burada gerçekten kendisi bilir bir kişiye de benziyor zaten. Dolayısıyla bence bunun keyfini yaşayacağımız günler çok yakın. Teşekkür ederim. Ya bilimsel bir tartışma olmayacağını biliyordum ama Madonna'dan referans verileceğini de beklemiyordum. Ne kadar örnek alınması doğru birisi bilmiyorum. Ya Melik Şah'ın güzel bir anısını öpüşmek falan filan diye geçti karşı taraf. Sonra da değerlerimizden, anı yaşamamamızdan falan bahsetti. Biraz çelişkili geliyor bana. Ya burada güzel bir anı anlatıldı ve hemen iki dakikada öpüşmek falan diye şok atıldı. Ondan sonra tam zıttı şeylerin savunulması ne kadar doğru bilmiyorum. Melik Şah evet biraz düşük savundu çünkü hayatta bazı bazı bariz gerçekler vardır. Hiç bunların üzerine tartışmadığınız için argümanlarınızı geliştiremezsiniz argüman. Mesela işte çocuklara dövmemeliyiz. Atıyorum. Yani savunmaya çalışalım. Aklımıza bir şeyler gelmeyecek. İki dakika konuşacağız. Çünkü çok bariz. Ve hepimizin mesela iletilerinde, tişörtlerinde Carpe Diem sloganını duymuşuzdur. Anı yaşa. Bence story buna bir ekleme daha yapmamızı sağlıyor. Anı yaşa ve yaşat. Mesela birisi Ezel konserine gidemedi. Orada görüyorsun bütün arkadaşların Ezel konserinde ve onlarla beraber bir duygudaşlık hissediyorsun. Güzellik hissediyorsun. Ve ben işte stand-up yapıyorum. Yani Gaye Su'ya göre çok daha az insanla karşılaşıyorum. Ama mesela akşam eve gittiğimde bir iki story bile olsa görmek o güne dair beni güzel hissettiriyor. Yani karşı tarafta sahnedeki kişi olarak mutlu bir şekilde uyuyorum. İnsanlar benimle mutlu olmuş. İşte GIF seçenekleri var. Oradan kalp atıyorlar. Böyle gelişmeler. Yani duyguları gayet iletebiliyor. Ve belki hiç görmeyeceğim bir insanı bir daha. O gün ne yaşadığına dair bir iletişim kurmuş oluyorum. Gerçekten hepsini izlemek çok zevkliydi. Özellikle Melik Şah'ın anısı beni çok duygulandırdı. Çünkü ben de bir anımı anlatmak istiyorum. Melik Şah'la tanışma anımız. Bayağı bir sene önceydi. Çok sevdiğim bir grup var. Beach House. Ve konsere gidiyorum. Tam böyle kendi kendime kopuyorum ve o anı birisiyle paylaşmak istiyorum. Bir baktım, Melik Şah. O da çok kopuyor konseri. Ve yani ben orada bir şeyler paylaştığımızı düşünmüştüm açıkçası. Hatırlamaması beni üzdü. Tabii ki bir konsere gidince story paylaşmamalıyız. İlk işimiz tabii ki bu olmamalı yani. Ama ben yani onunla ilgilenemeyeceğim şu anda. Ve bence zaman da yanlış mı hatırlıyordu acaba diye düşündüm. Acaba o sırada belki de Melik Şah bir story mi çekiyordu? Mutlu ya da bir story çekse onu burada anlatır mıydı bir an olarak? Bunu da düşünmek lazım. Yani hiçbir zaman onun da aklına gelen anısı şu olmadı. Bilmem ne konserinde ne güzel story çekmiştim. Elinde cep telefonu olmadı. Ya. Başka birinin eli olduğu bir anıyı anlattı. Sadece o başka birini doğru hatırlayamadı. Ve böyle bir insanın herhangi bir fikrine güvenebilir miyiz? Ben bunu söylemek istiyorum sadece. Çok teşekkür ederim. Haydi buyurun. Hoppa! Arkadaşlar, ama yani Gülsün tadı kaçtı. Çok. Evet, siz çekmesin abi, siz buyurun. Kazananın belli olacağı tura geldik. Evet. Pardon. Evet, yok. Sinema dünyanın en zor sanatıdır. Sen savunmak ister misin bunu?
Yo, güzel bence de Joker'de şey yapabiliriz. Bir sanki bu Joker mi ya? Joker. Yani sinema dünyanın en zor sanatıdır. Yani doğru olduğu için size çok şey kalmayacak gibi geldi. Geç kardeşim. Pas hakkınız kullandı. Kullandınız. Karşı takıma da bunu sandırmayalım. Ceza kartı. Evet. Bunu ikimizden biri yapmak zorunda bu izlediğiniz. Seni de ateşe atıyorum. Utanç verici bir okul anını anlat. Yani hem bunu beğenmeyip hem sana bunu bu kazığı çakmam ne kadar doğru oldu bilmiyorum. Ben şimdi utanç içindeyim şahsen. Ben böyle 5. sınıfta bir okula nakledilmiştim. Ve çok sosyofobik bir çocuktum. Hiçbir arkadaşım yoktu. Sonra birisi sadece benimle konuşuyordu sürekli. Onur diye birisi. Onur'la sürekli konuşuyorduk ama Onur bana sürekli yalan anlatıyor. İşte 7 metrelik duvarlardan atlıyordu yerleri, bıçaklı yapıyor. Ama tek arkadaşım olduğu için ben de dinliyordum. Tamam Onur falan. Sonra bir gün, Onur'un gelmediği bir gün sınıfın inek ön sıra insanları bana müdahale etti. Deniz, Onur sana yalan söylüyor. Sen çok iyi bir çocuksun. Onur çok yalancı. Onunla bir daha takılma dediler. Ben kulak arkası ettim ama sonraki gün böyle biraz da şey yaptım, taktım. Onur geldi, yine bir şeyler anlatmaya başladı. Mahallelerinde mahalle savaşları oluyormuş. Ve çeşit işte sallama, kelebek, mınçıka gibi aletlerle savaşıyorlarmış birbirleriyle. Bir yere kadar okeydi ama hassas bir noktama geldi. Mınçıka. Babamla izlediğim Bruce Lee filmlerinden hatırlıyorum. Aslında adı Nunchaku ama Onur mınçıka diyor ama ben de o dönem... Ben de o dönem adını mınçıka sanıyordum. Yani iki tarafta yanlış bilince iletişimde sıkıntı olmuyor. Ben ne mınçıkası dedim, o da kanıtlayacağım falan dedi. 10 lirasını iddiaya girdik. Sonra işte yarın görüşürüz dedi. Yarın cumartesiymiş, öyle şeyler oluyor diye. İşte pazartesi ben unutmuş bir şekilde okula geldim. Ve böyle herkes Onur'un etrafında toplanmıştı. Ben ne oldu falan şey yaptım. Sonra bir gördüm Onur'un elinde dünyanın en büyük mınçıkası. Mınçıka, şimdi nunchaku şey bu arada. Şu şöyle anlatayım, bilmeyen varsa Bruce Lee'nin yaptığı böyle iki şey sopanın zincirle birleştirilmesi. Ama bu tam Türk işi bir nunchaku. İki tane kocaman tahta ve ortada deva. Yani varoluş amacını tamamen unutmuş bir nunchaku'ydu. Zaman mınçıka diyorduk tabii. Sonra sorun çıktı okulda, işte birileri şikayet etti. Bir yerden sonra müdür yardımcısı sınıfa girdi. Kim o mınçıka getiren dedi. Müdür yardımcısı da nunchaku'nun adını mınçıka sanıyor. Sonra hepimiz ayağa kaldırdı. Söylemezseniz sizi döveceğim sırayla dedi. Ve benim öncülüğümde onlarca erkek dönüp Onur'u gösterdik. Hoca Onur'u döve döve sınıftan çıkardı. Ve Onur'un son görüşümdü gerçekten okuldan atıldı. Benim iddiam için 10 lirasını da vermedim. Şu an 30 lira falan tek abi. Herhalde utanmayan yoktur diye düşünüyorum ve bu pas hakkını kazandığımızı düşünüyorum. Kazandık. Her şey bir pas hakkı. Evet. Zavallı Onur. Onur'a! Anlam ama Joker hakkı var. Biz son Joker hakkımızı kullanıyoruz ve buyurun. Bunu kim yazdı ya? Bizim pas kartımız buradan böyle bir evet, şey seçiyor. Evet, siz ceza kartı çekiyorsunuz. Bir yerde karşılaşsan kendisine karşı zaafını kontrol edemeyeceksin. Seni en heyecanlandıracak 3 seksi ünlü say. Hadi bakalım. Yerli ünlüler herhalde. Hayır tabii ki değil. Ünlü denmiş. İkiniz de 3'er tane sayacaksınız. Hadi öyle ya. Mi? Evet. Ya ne ortakla şey istiyorsanız 3 isim verin. İkiniz de güzel. İstiyorsanız ikiniz de cezbeden 3 isim bulabilirsiniz. Sen çok bence olabilir. Seni Brad Pitt cezbediyor mu? Ya Brad Pitt herkes cezbetmek zorunda gibi bir şey yani. O zaman bir Brad Pitt. Öyle fırsat olursa ben de pas geçmeyeyim. Çok patlatırım ya da çok asıl Joker hakkımı orada patlatabilirim. Senin var mı bir hemen böyle piyangodan çıkan ilk? Yani Hande Yener seni kesmez diye düşünüyorum. Hande Yener mi? Evet. o yüzden yani ikimizin ortak kararı olabilecek bir bence bu ortak olayını geri alalım istersen. Beni ortaokuldayken Jim Carrey çok heyecanlandırıyordu bu konuda ilginç bir şekilde. Bu sayılıyor mu? Yok. Yani şey, ortaokulda olmadığımız için sayılmayan şeylerden biri. Evet, güzel. Mick Jagger arkadaşlar tabii ki. Aha, okay. Bir de bir hanımefendi söylemek istiyorum ama hangisi olması gerektiğini seçemedim. Kimler var elimizde? Ben yardımcı olayım. Mila Jovovich miydi? Milya Yoviç olur. İyi toparladın. Evet, değil mi? Buyurun. Sizin... Ben de söylemek zorundayım. Evet. O zaman Nastasya Kinski diyorum burada. Oy, 70 yaşında olması dışında her şey ya. Çok iyi. Evet. Şu an seçebiliyoruz artık, doğru muyum? Neden seçelim? Bence müzik seçelim. Müzik mi? Evet, kazanmak istiyoruz. Çok iddialı girdi inşallah.
müzik dünyası bize. Serdar Ortaç Another Brick in the Wall parçasını çok iyi coverlamıştır. O kadar iyi söylemiştir ki parça Pink Floyd'dan dinlemekten asla keyif alamadığımız bir noktadadır. Çok iyi, doğru. Hey, teacher, leave the kids alone. Serdar Ortaç her ne kadar pek çoğumuz bilmese de aslında müzik kariyerine DJ olarak başlamıştır. Çok uzun süreler bir radyo istasyonunda DJ'lik yapmıştır kendisi. Hatta annemin kendisiyle bir anısı var. Bir gün Bahriye'de yürüyor anne. Serdar Ortaç geliyor yanına. Bu arada 95 falan olması lazım. Ve annemin çalıştığı iş yerinde sürekli radyoya çıkmış ve zaman zaman bu beyefendinin radyo programını dinliyorlarmış ve kendisinin gerçekten sesi çok değişik, tuhaf bir sesi var. Bir yandan yani çok enteresan bir ses tonu var. Kadın mı erkek mi anlaşılmıyor özellikle radyo programında. Annemler de onu bir şekilde kadın sanıyorlarmış. İşte kadın radyocu, çok tatlı konuşuyor falan. Serdar Ortaç gelmiş, kendisini tanıştırmış. Annem de şaşkınlıkla ya ben sizi kadın sanıyorum demiş. O da evet, pek çok kişi öyle sanıyor ve yani bu beni de mutlu ediyor demiş. Bakın, koca yürekli Serdar Ortaç'a bakın. Yıllar sonra Serdar Ortaç bu orijinal ses tonuyla, bu unisex, bu farklı, adeta şaşkınlığa uğratacak ses tonuyla bu şarkıyı seslendirdiğinde ilk anda şunu düşünmüştüm. Yani nereden nereye? Bir DJ kariyerinin olabileceği en güzel twist bir Pink Floyd. Bakın, Pink Floyd'a saygımız tabii ki sonsuz. Hatta kendilerine şarkı yapmıştım bile vardır, bilenler bilirler. Ve bu beyefendi gerçekten bu şarkıyı alıp bambaşka bir yere götürmeyi başardı. Bu da şu anlama geliyor. Farklı ses tonunu işin içine katarak adeta oradaki sert havayı çözerek bunu bize biraz daha anlaşılabilir kıldı. Bunu bize biraz daha esprili kıldı. Gerçekten bunu başardı Serdar Ortaç. Unisex sesinin sayesinde. Ben açıkçası Serdar Ortaç'tan dinledikten sonra Pink Floyd halini pek beğenmiyorum. Karşım daha fazla istiyorsan. Bence çok iyiydi. Çok iyi. Çok. Evet, buyurun. Öncelikle az önce duyduklarımı Pink Floyd'un dediği gibi bir başka Tuğla Duvarda adlı şarkının yaratıcısından duymuş olmak bambaşka bir haz verdi. Demek ki işler hiç yolunda gitmiyor gibi geldi bana. Çünkü bilek. Allah kimseyi Serdar Ortaç'ın Pink Floyd cover'ını övecek noktaya getirmesin. Bu bir yarışma bile olsa ben onurumla çekilirdim şahsen. Arkadaşlar saçmalamayın. Hepimiz dinledik. Hepimiz o dehşet verici anlara şahit olduk. En son 2003 yılında yanılmıyorsam Büyü adlı filmin galasında içeride yangın çıkıp Türkiye sinema sektöründeki herkesin John Rush birbirine kapıları yumruklayarak dışarı çıkmaya çalıştığı gece bu kadar kaotik bir şey duymuştum. Kalıyorsun Serdar Ortaç övmesi kadar. Çok iyi coverlar duyduk Serdar Ortaç'tan bugüne kadar. Ve hiçbirinde Pink Floyd'un herhangi bir notası geçmiyordu. Kesinlikle burada olayın hani telaffuz yeteneği bilmem ne gibi kısımları zaten geçiyorum. Evet, Serdar Ortaç orkestrasının da elinden geleni yapmadığı bir geceye denk gelmiş olan bu cover. Serdar Ortaç'ın We don't need no education derken adeta hani o sırada hani içinden geçen bir cümleyi haykırdığını duyduğumu düşündüğüm bir ana imza atmıştı. Arkadaşlar, Serdar Ortaç kesinlikle Türkiye'nin bir kazanımı olabilir belki belli başlı konularda. Önemli bir gruptan cover yaparken lütfen herkes 2 kere, 3 kere, 5 kere düşünsün adlı öğretisiyle kesinlikle kalplerimize taht kurduk. Belki de bazı insanlar sadece göbekten zeytin yiyip kariyerini bitirebilir. Evet, Serdar Ortaç'la ilgili çok ileri geri konuşuldu. yani saygısızlığa varan ifadeler döküldü. Ve bu beni üzdü açıkçası. Çünkü burada atlananın şu olduğunu düşünüyorum. Pink Floyd'un da bu konuda tavrının net olduğunu düşünüyorum. Another Brick in the Wall'u zaten Pink Floyd'dan o kadar çok dinledik ki istediğimizde kesin kulağımıza getirebildiğimiz, neredeyse beynimizin içinde çalabildiğimiz bir şey ve yani Pink Floyd'da önemli olan sadece bunun tabii müzikal tınısı falan tabii ki çok güzel ama şarkının da bir mesajı var. Önemli olan o mesajın dünyadaki herkese ulaşmış olması diye düşünüyorum ben. Pink Floyd da zaten bu sebeple parçalarının telifsiz olarak orada burada kullanılmasına izin veren, cool bir tavır sergileyen bir grup. Ve burada da yani o mesajın Serdar'a ulaşmış olması, Serdar'ın evet hocam, ben de o tuğla ve yani o tuğlanın
ne hissedebileceğini de belki Serdar'dan daha iyi bilecek birisi de olmayabilir yani. Evet, duvarda doğru. Bir turla daha olmanın. Ve o yüzden bunun onu o serzenişi dile getirmesi anlamsal açısından, yani Pink Floyd'un o mesajının artık her yere ulaştığını, nüfuz ettiğini de göstermesi bakımından bence çok önemli. Bu sebepten ötürü ben onu dinlemeyi tercih ediyorum. Hani neredeyse evet, Pink Floyd'un idealleri artık vücuda büründü. Vücuda, çok teşekkür ederim. Serdar Ortaç'ın vücuda olsa. Ya ben müzikten anlamayan personumu başta size anlatmıştım, yani müzikten anlarım diye. Ben bu şarkı, ya bu cover'a insanlar gülerken neye gülüyorlar acaba falan diye açıp Pink Floyd'un o şarkısını ilk kez dinlemiştim. Ya çok bariz bir gerçek bence Serdar Ortaç'ın durumu ve cover'ın durumu. Karşı tarafın biraz saptırmaları hakkında konuştuk. Mesela müzikten çok unisex kelimesini duyduk, müzik kelimelerinden çok. Gayesun'un savunmasına. Yani kimlik siyasetinin yükselmesi üzerinden arkaya bir rüzgar alıp bu şarkı. Ya buraya kadar, halbuki burada güzel popüler kültürüne dair apolitik bir şeyler konuşup keyiflenmeye gelmiştik. Ama evrensel siyaset üzerinden bir avantaj elde edilmeye çalışıldı. Onun dışında ya Serdar Ortaç'ın cover yapması kesinlikle yasaklanmalı. Yani bayağı KHK ile yasaklanmalı. Çünkü benim en son bir 10. yıl cover'ını hatırlıyorum. Yani ilk bildiğimiz cover, medyatik cover'ı bu. İkincisi de bu. Diyeceklerim bu kadar. Çok kötü bir şey ya. Şimdi artık kim kazanıyor belli oluyor. Buyurun. Vay be! Arkadaşlar, hay Allah, neden böyle oldu? Tebrikler. Kesinlikle. Tebrik ederiz. Ben de çok tebrik ederim. Harikaydı. Kesinlikle elinizden geleni yaptınız öncelikle. Tıpkı bizim gibi. Şans sizinleydi be. Şans ve savunma yeteneği kesinlikle bizimleydi gibi geldi bana. Evet, taçları alalım. Bir merasimle kapatıyoruz geceyi. Taç takma töreniyle arkadaşlar. Arkadaşlar, düşesin ve hanımı Meghan Markle'ın kraliyeti terk etti şu günlerde. Bizim bu monarşiye olan tutkunuza da bakın hele. Ne diz saçma. Diz çökmeyecekler mi? Çökün ha, bakalım. Öyle mi ya? Ne bileyim. Ha, hem kazanıp hem dizim çökücüler. Hani bu işler böyle. Falan ya. Bir de evlenme teklif edeyim bari. Hazır diz çökmüşken şaka hazırlamış. Vay be. Kardeşim. Bravo. Bravo. Şöyle konuklarımıza Logitech'ten çok özel hediyelerimiz geldi. Teşekkür ederiz. Evet. Bizi bu gece yalnız bırakmadığınız için. Biz teşekkür ederiz. Denizlere bir teşekkür alalım. Serhan yeni bölümlerde buluşmak üzere. Yılanlar yarışıyor orada. Bakalım gelecek bölüm kazanan kim olacak? Biraz gurur belki. Tamam, çıkabilirsin Gazi'cim. Kardeşim, iyi çalıştık. Evet. İyi, yok, iyi yarıştık. Evet. Son kart gibi tadımızı kaçırdık.